Yalnızlık Kederi isimli bir kitabınız var. Müzisyenliğinizin yanı sıra yazarlık tarafınız da var. Belki çok fazla bilinmiyor ama bunda bir cümle var. Özellikle o cümleden bahsetmek istiyorum. Klasik müzikle halkı tanıştırmak gibi bir misyon edinmişsiniz. Bu misyonu gerçekleştirebiliyor musunuz? Ne kadar gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi önce yorumunuza ben yorum katayım. Ben bir yazar falan değilim. Yani elimden geldiğince bir derdimi anlatmaya çalışıyorum ama fikirlerimin kendi başında kimsenin savunmadığı ve yeni fikirler olduğunu düşünüyorum müzikle ilgili. Ve müzik, yani şöyle söyleyeyim, kültür politikasıyla ilgili. Yani tamamen de yeni de değil aslında ama yani sistemler, o kitapta yazan modüller var, sistemler, okullarla ilgili, şehirlerle, Anadolu'nun şehirleriyle veya büyük şehirlerin kenar mahalleleriyle ilgili projeler var vesaire. Bunları anlattığımız. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu başarılı bir kişi bunda başarılı olamaz. Bu bir, evet, bu bir hep beraber yapılan bir halk projesi ya da devlet projesi olursa ya belediyelerin projesi olursa hakikaten bir kişilik kazanır. Biz bunu Antalya'da piyano festivalimizde yaşıyoruz. Üniversitelerde, okullarda konserler, workshoplar var Antalya Festivali'nde. Kepez mesela belediyesinde 2-3 konserimiz var. Ne kadar büyük bir başarı kavuştuğunu görünce tabii insanın içinden geçiyor bunu. Birçok başka şehirde, özellikle İstanbul'da yapılması da gerekiyor diye. Her yere ben festival kuramam ve birçok insanın da kendisinin inisiyatifi de ele alması lazım. Her şeyi ben yapamam ya da benim ekibim yapamaz. Bizim yapabileceğimiz, hakikaten belediyelerle işbirliği ve destek bulursak zaten yapabiliriz. Çünkü internasyonel festivallerin bütçeye ihtiyacı var, tanıtıma ihtiyacı var, halkın ona alışması için sabıra ihtiyacı var. Antalya Festivali şu an 11 yaşında. Yani bizim ilk 4-5 yılımız çok sallantılı geçti. Küçücük bir festivaldi. Daha emekliyordu, yer arıyordu kendine Antalya şehrinde. Ondan sonra kişilik kazandırdık. Ne yapacağımızı anladık Antalya'da ve şimdi 11. yılında dehşetli 20 bin bilet satışlı falan bir festival oldu. En büyüklerinden biri Türkiye'de. Ve büyük bir bütçeyle de değil. Yani bütün bunlar bütçe meselesi değildir. Bunlar deneyim meselesidir ve istek arzu meselesidir. Taleplere cevap verebilme meselesidir. En fazla ihtiyaç olan şey festivallerde sabır. Yani birinci yılında bir festival anında büyük başarıya kavuşamaz. İnsanların festival alışkanlığı, festivalden ne bekliyor ve ne alıyor. Bütün o şeyin birkaç yıl içinde oturması gerekiyor. Ama oturursa bir festival, bir şehrin kendisinin sahiplendiği bir festivali varsa o şehirde aydınlanma olayı çok hızlı gelişir. Yani gerçekten bir aydınlanıştır bir festival bence. Bir şehir için. Web sayfamıza gelen sorular da var bunlarla ilgili. Tamam. Fazıl Say ne dinler? Herkesin merak ettiği bir şey. Sadece klasik müzik mi dinler? Yok halk yok, hayır. Ben tabii halk müziği çok severim. Pop, caz evde dinliyorum. Yani kendi sevdiklerim var. Güzel müzikler diye düşünüyorum. Caz, özellikle en çok caz dinlerim. Halk müziği sadece bizim halk müziğimiz de değil. Yani diğer ülkelerin etnik müziklerini de severim. Yani Hint müziği mesela ben çok severim. Evde Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong caz olarak, ben biraz cazın klasiğini seven bir insanım, yani bu 1950'lere kadar olan cazı. Günümüzde yapılanlar için en sevdiklerim Björk ve Sting, onları dinlerim. Yani oturup da böyle bir senfoni, opera vesaire dinlemem enderdir ama dinledim mi de onda notasıyla, partisyonuyla, yani bir şey öğrenmek, bir şey analiz etmek için dinliyorumdur mutlaka. Müzik aletleri ülkelere ait midir? Etnik müzik aletleri var mıdır diye bir soru gelmiş. Ya şimdi şöyle, kemençe Balkanlarda ve Kafkas tarafında da 3 aşağı 5 yukarı kemençeye benzeyen bir sürü alet var. Mesela Ermeniler kamança diyor vesaire. Bir şey benziyor herhalde. Onların duduk var bizim, evet. Kavala eşit. Yani anlatabiliyor muyum? Biraz böyle teritoryaldir enstrümanlar. Hintliler için sitar olan şey Türkiye'de gördüğünüz gibi kanun, evet. Bir nevi veya bağlama veya işte bağlama biraz İspanyolların gitarı olabilir. Yani o
O etnik lezzet hep, o hep de olmalı. Peki özellikle kullandığınız ve kullanırken sevdiğiniz bir piyanonuz var mı? Markası nedir? Dünyadaki konser salonlarının büyük çoğunluğunda Steinway marka piyano olur. Bu ne? Evet, bu da bir Steinway. Çoğunda Steinway vardır. Ama mesela bizim Antalya Piyano Festivali Yamaha ile anlaştık biz. Evet. Çok da güzel piyanolar var Yamaha'da. Sizin keyif aldığınız? Ben bir piyano markasından ziyade bir piyanonun iyi olması için hangi kondisyonda olduğu. Mesela en yeni piyanolar, fabrikadan yeni çıkmış piyanolar çok iyi değildir. Çünkü onun çalınması ve tokmakların tellere alışması ve tınısını yumuşatması falan gerekir. O yüzden bir piyano 1 yaşına itibaren aslında iyidir. Ondan sonra 10-15 yıllık, hatta 20 yıllık ömürleri var. İzlersiniz. Film izlemeyi çok severim. En sevdiğiniz film? En sevdiğim film diye bir şey yok. Yönetmenler var her filmini sevdiğim. Bunların arasında Tarkovski var, Kusturica var, Yılmaz Güney var. Coen Brothers severim. Tarantino'nun filmlerini severim. Ne okursanız? Şiir en çok. Biliyor musunuz şimdi kalın romanlar için benim hayatım biraz ona uygun değil. Ben bir turne insanıyım ve bir romana başlayıp da bir yerde kalıp da 10 gün sonra devam etmem, bunlar zor işte. O yüzden deneme ve şiir son 10 yılımda en çok okuduğum dallar oldu. Ama daha öncesinde roman ve hikayeleri de çok okurdum. Rus edebiyatı, yani dünya edebiyatını çok okumuştum var. Biliyorsunuz babam da bir edebiyatçıdır. Evet. Yani çocukluğumdan beri okudum. Şimdi şöyle, şiir öyle bir insanın gönlündeki bir şeyin aniden çıkması ki, o kadar kontrolsüz bir şey ki aslında şiir. Orada benim sevdiğim daha çok dersek, şu dersek diğerini ayırt etmiş oluyoruz. O yüzden pek çok şairin pek çok şiiri var burada. Nazım Hikmet'inden Can Yücel'ine, Metin Altıokun'dan Turgut Uyar'ına, Pir Sultan'ından Yunus Emre'sine, Hayyam'ına. O yüzden o şiir olayında şu şiir, bu şiir diye şey yapmamak lazım. O, bir de okuyanın da hangi döneminde, hangi ne almak istiyorsa onunla da çok alakalı bir şey. Mesela şöyle söyleyeyim, mesela aynı şiir kitabını 10 yıl önce okuduğum, sürekli okuduğum bir şiir kitabını bugün 10 yıl öncesine göre çok daha farklı şiirleri sevmeye başlıyorum. Bir şey değişiyor, bir olgunluk geliyor belki. Aradığı şey insanın farklı olabiliyor. Okumak önemli bir şey. Cem Yılmaz'ın orkestra şefi olarak... Bunu yönetiyor, biliyorum. Borusan Orkestrası'yla evet. Şov yapıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O önemli çünkü Cem Yılmaz bütün Türkiye'nin tanıdığı bir şey. Ve klasik müzik çok küçük bir azınlığın, %1'in tanıdığı bir şey. Cem Yılmaz'ın klasik müzik için sahnede olması bizim sadece yararımıza olur. Yani Cem Yılmaz güzel tanıtır şeyi. Bir de arkadaşlarım anlattı, bu orkestrada çalan 100 kişi de benim çocukluktan beri arkadaşımdır. Çok da güzel espriler. Hakikaten onunla çalışmaktan çok eğlenmişler yani. İyi olmuş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.